Değerli katılımcılar, kıymetli öğrenciler, oturumumuza hoş geldiniz. Bugün kongremizin 3. ve son günündeyiz. İslam ekonomisi, İslam finansı alanında birçok bildiriler sunuldu. Bugün son günündeyiz. Bugün bu oturumumuzda İslam ekonomisinin tabii ki birçok alt dalları mevcut. İşletme, iş alemi bir nevi hem arzı hem de talebi temsil eden bildiriler var. Bu bildirileri dinleyeceğiz. Cuma günü olması hasebiyle bir şanssızlığımız var. Biraz zamanı kısıtlı kullanmak gibi bir problemimiz olacak. Ben değerli katılımcı hocalarımızdan özellikle bu zaman konusunda biraz daha tasarruflu olmayı talep edeceğim. Ortalama bir 10'ar dakika, maksimum 15 dakika olacak şekilde kendilerini ayarlarlarsa çok memnun olacağım. Daha sonra da sorular geldiği takdirde konuyu biraz daha açabiliriz. Ben çok daha fazla vakit almadan birinci oturum olarak Abdülkadir Öztürk, Sima Nart tarafından hazırlanan tüketicilerin helal tüketim davranışlarının belirleyicileri planlı davranış teorisi çerçevesinde bir araştırma başlıklı çalışmalarını dinlemek üzere oturumu açıyorum. Değerli katılımcılar, sunumunuza hoş geldiniz öncelikle. Abdülkadir Öztürk ben, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Pazarlamada doktora yapıyorum. Sima Hocam'la danışmanım, beraber çalışmalar yapıyoruz. Bugün çalışmamızda tüketicinin helal tüketim davranışlarının belirleyicileri planlı davranışlar teorisi çerçevesinde bir araştırma üzerine çalışma yaptık. Çalışmamızın amacı tüketicinin helal ürün satın alma sürecinde davranışsal niyetlerinin ve fiili davranışların belirleyicilerini tespit etmektir. Ayrıca helal kavramını tüketiciler helal kavramını nasıl algılıyorlar ve nasıl tanımlıyorlar? Bu da bir diğer araştırma sorumuzdur. Çalışmamızın önemi, neden biz böyle bir çalışma yapmamız gerektiğini duyduk. Günümüzde dünya nüfusun yaklaşık 1/4 biri Müslümanlardan oluşmaktadır. Tahmini olarak da 2025 yılında bu oran 130'lara ulaşılacağı düşünülmektedir. Dünya çapında büyük bir pazar oluşturan Müslüman tüketicilerin satın alma davranışlarının araştırılması hem akademik bir inceleme konusudur hem de işletmelerin pazarlama stratejileri açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Helal ürün pazarının günümüzdeki değeri yaklaşık 850 milyar dolara yaklaşmaktadır. 10 yıl içerisinde de bu rakamın 2 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Müslüman olan tüketicilerin de helal ürünleri daha hijyenik, daha sağlıklı ve daha lezzetli bulmaları bu pazarın daha da büyüyeceğinin bir göstergesidir. Helal kavramını ele aldığımız zaman helal Arapça bir kelime olup yapılması veya yenilip içilmesi yasak olan şeydir. Türk Dil Kurumu da helali şöyle tanımlıyor. Dini kurallara aykırı olmayan, dini bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşılığı anlamına gelen hale maslarından türen helal kelimesinin mükellefin yapmakta serbest bırakıldığı davranış olarak ifade ediliyor. Helal tüketim dediğimiz zaman Müslüman tüketiciler helal kavramına karşı bilinç ve duyarlılık düzeylerine göre kendi dini ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış özellikle ürün ve hizmetleri ararlar. Müslüman tüketiciden gelen bu talep doğrultusunda günümüzde helal kavramı ile ilişkili geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler pazar ortamına sunulmaktadır. Biraz da helal pazardan bahsedelim. Helal pazar dünya genelinde büyük bir pazar oluşturan Müslüman tüketici Müslüman tüketimlerinin dini inançların etkisiyle hareket ettikleri helal pazar ürününün öneminin artmasının nedenlerinden bir tanesidir. Dini işletme ihtiyaçları bağlantılı olarak helal gıdalar daha temiz, daha sağlıklı ve daha lezzetli bulunmaktadır. Bununla birlikte küresel nüfusun asimilasyon sürecinde helalin yükselen düzeyde kabul görmesi ticari olarak bu pazarın büyümesine nedenlerinden bir tanesidir. Asimilasyon süreci derken aynı toplumda yaşayan farklı kültürlerin etkileşiminden bahsediyoruz. Burada da helal ürünlerin daha sağlıklı ve daha lezzetli bulunması, Müslüman olmayan tüketicilerin helal ürünü tercih etmesine neden olmaktadır.
Plan davranışlar teorisi. Plan davranışlar teorisi, bireylerin bir davranışı gerçekleştirmelerinin bilinç açıklayıcısının niyet olduğunu, niyetin ise davranış yönelik tutumlar, algılanan sosyal baskı ve algılanan davranışsal kontrol tarafından açıklandığı ifade etmektedir. Davranış yönelik tutum, algılanan sosyal baskı ve algılanan davranışsal kontrol değişkenleri niyeti, niyet ise fiili davranışı açıklamaktadır. Araştırmamız modeli ekranda gözükmektedir. Burada helalinle karşı tutum, davranışsal niyeti, doğal olarak da fiili davranışı. Yakınların etkisi, davranışsal niyeti, sonuçta da fiili davranışı. Algılanan davranışsal kontrol, davranışsal niyeti ve fiili davranışı etkilemektedir. Algılanan davranışsal kontrolde fiili davranış arasında ilişki olduğunu... Bakar mısınız? Hocam bir sesiniz keseyim ama şu mikrofondan konuşmamız lazım. Mikrofonu normalde çevirmenler, çeviriciler, yardımcı olabilir. Pardon. Sesini duymuyorlar. Pardon hocam. Algılanan davranışsal kontrolde fiili davranış üzerinde etkili olduğunu araştıracağız. Hipotezlerimiz de tutum ve helal ürünler satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yakınların etkisi ve helal ürünler satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Algılanan davranışsal kontrol ve helal ürün satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Algılanan davranışsal kontrol ve fiili davranış arasında pozitif bir ilişki vardır. Helal ürünler satın alma ve fiili satın alma niyeti ile fiili davranış arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Davranışların tutum dediğimiz zaman, davranışı sergileyecek olan kişinin gerçekleştirecek davranışı olumlu veya olumsuz değerlendirmesi olarak açıklanmaktadır. Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kişilerin tüketim davranışlarını sergilerken helal ürünlere karşı olumlu bir tavır içerisinde olmaları beklenmektedir. Kişisel normlar veya yakınlığın etkisi dediğimiz zaman ise davranış yapacak olan kişi için önemli olan kişilerin, yani referans grubu, referans kişileri, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışı gerçekleştirmesinin ya da gerçekleştirmemesinin beklentisi içerisinde olduğunu ifade eder. Kişisel normlar, insanların kendilerine ait özel değer, inanç, yargı ve düşünce gibi özgür ifadeyi belirleyen seçim haklarından oluşmaktadır. Algılanan davranışsal kontrol, davranışı gösterecek kişinin söz konusu davranışı sergileyebilmesinin ne derecede kolay veya ne derece zor olacağı inancı anlamına gelmektedir. Kişi bir davranışı gerçekleştirmesine yönelik imkan veya fırsatların varlığına ne kadar fazla inanırsa, o davranış üzerinde algılanan davranışsal kontrolü daha fazla olacağı düşünmektedir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla ihtiyaç duyulan verileri toplamak üzere saha çalışması yürüttük. Geniş bir yelpazede veri toplama üzerine pazarlama araştırmaları da yaygın kullanılan anket yöntemi kullandık. Anket formu online olarak doldurabilecek düzeyde hazırladık. Ve Facebook'ta sosyal paylaşım sitelerinde yer alan helal ürün ile ilgili grupların yöneticileriyle iletişime geçtik. Hazırlanan anket formu 3 formdan oluşmaktadır. 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde planlı davranışlar teorisi çerçevesinde araştırma modelinde yer alan değişkenleri ölçmeye çalıştık. İkinci bölümde tüketicinin helal kavram tanımlama ve satın alma davranışlarını belirlemeye yönelik ifadeleri bulunmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili ifadeler bulunmaktadır. Anket formunda yer alan ifadeler belirlenirken daha önce ampirik olarak yapılmış, geçerli ve güvenilir test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Venkateş ve Davies, Korkmaz ve Sertoğlu, Taylor ve Todd tarafından kullanılan ölçekler helal ürün satın alma sürecine adapte ederek revize edilmiştir. Araştırmanın evinin sosyal paylaşım sitelerinde helal başlığı altında bulunan grup üyesi tüketicilerine oluşmaktadır. Araştırma evrenin bu şekilde belirlenmesinin nedeni helal konusunda hassasiyeti olan ve belirli bir bilinç düzeyine sahip tüketicilere ulaşma imkanı sağlamasıdır. Facebook üzerinden helal tüketim ile ilgili 6 tane gruba ulaştık. Bunlardan iletişime geçtik. Ve sadece bunlardan helal platform isimli siteden destek alabildik. Anket linki 15 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında 2 ay boyunca yayında kaldı.
her hafta tekrar tekrar anket linkini kullanıcılara, bu Facebook'ta bulunan sayfayı kullanan kullanıcılara gönderdik, hatırlatma bağımında. O dönemde takipçi sayısı 65 bindi bu grubu takip eden takipçiler. Bu süre zarfında 214 adet anket dolduruldu. Bunların 12 tanesi uygun bulunmadı ve bunları biz bunları eledik. 202 adet anket analize uygun bulunmuştur. Anket formu oluştururken ifadenin anlaşılırlığı ve amaca uygunluğu test etmek üzere farklı demografik özelliklere sahip 20 kişilik bir gruba inceletilmiştir. Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre kuram arfa değeri ölçek ifadelerinin güvenilir olduğunu göstermektedir. Arfa değerinin eşik değer olarak kabul edilen 160'tan yüksektir. Bulgularımızda anketimize katılan katılımcıların içerisinde %58-%60'a yakını kadın katılımcılardır. Katılımcının %50'den fazlası üniversite mezunudur. Yaş olarak yaş dilimine bakmış olduğumuz zaman da çoğunluğu 18 ile 25 yaş arasında bulunan kişilerdir. Aylık anne gelinleri ise gene çoğunluğu aslında çoğunluğu 1500 ile 2000 TL arasındadır. Katılımcıların her ürün kavramı üzerine değerlendirmeleri konusunda katılımcıların hemen hemen hepsi, yani %95'lik bir kısmı helal ürünü İslam dininin gereklerine göre üretilmiş ürün olarak tanımlıkları gözlenmiştir. Katılımcılar genel olarak domuz eti ve türevi olmayan ürünleri ve içinde alkol olmayan ürünleri helal ürün olarak tanımlıkları tespit edilmiştir. Tabloda göreceğiz şimdi. Burada tanımlara sorduk. Helal ürün dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz dediğimiz zaman helal ürün tanımında aklımıza gelen şey İslam dininin gereklerine göre üretilmiş ürün olduğunu sorduğumuzda %95 bir cevap almışız. Domuz eti ve türevi olmayan ürünler, içinde alkol olmayan ürünler yaklaşık %90 civarında katıldıklarını katılımcılar belirtmiştir. Burada elimize geçen verilerden aslında insanların acaba Türkiye'de üretilen ürünler helal midir, yerli markalar helal midir tarzında sorular sorduğumuzda da verilen cevaplarda çok düşük oranlarda gelmiştir. Yani Türk malının Türkiye'de üretilen ürünlerin helal olduğunu tam anlamıyla düşünmemektir katılımcılar. Tutum yakınların etkisi ve algından davranışsal kontrolün niyet üzerindeki etkilerini araştırdığımızda çok hızlı gidiyor, ben dokunmadan gidiyorum. Tabloda az önce görmüş olduğumuz gibi regresyon denkleminin F değeri 138'dir. %0 düzeyinde geçerli olduğu görünmektedir. Tablodaki değere baktığımızda bağımsız değişkenler helal ürün satın alma yönelik davranışsal niyetin 167'sini açıklamaktadır. Bağımlı değişkenlerin açıklayıcılığının incelendiğinde helal ürün satın alma yönelik tutum değişkinliğinin en büyük katkı sağladığını görmekteyiz. Bunlar sonucunda H1, H2 ve H3 hipotezlerini kabul ettik. Araştırma modelinde yer alan temel bağımlı değişken olan fiili davranışın algılanan davranışsal kontrol ve davranışsal niyet değişkenlerin nedensellik ilişkileri incelendiğinde ikinci bir regresyon analizi yapıldı. Bu analizin sonucunda da ise modelin bağımsız değişkenleri fiili davranıştaki değişimin %68'lik bölümünü açıklamaktadır. Beta katsayılarına göre davranışsal niyet değişkeninin literatürde yer alan daha önceki çalışmalarda olduğu gibi daha açıklayıcı olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre de H4 ve H5 hipotezleri kabul edilmiştir. Bu çalışmamızın sonucunda araştırma örnekleminde yer alan, katılımcıların alınan bilgiler ve literatüre yer alan çalışmalar, helal ürün ve helal tüketim konusuna yönelik olan tüketici hassasiyetinin arttığını göstermektedir. Bu artan hassasiyet, tüketicileri daha çok bilgi almaya, satın alma kararlarını verirken daha seçici olmaya yönlendirmektedir. Planlı davranış teorisi çerçevesinde gerçekleştirilen test model test edilmiştir. Tutum, yakınların etkisi, algılanan davranışsal kontrol, değişkenlerinin davranışsal niyet değişkeniyle arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Benzer şekilde algılanan davranışsal kontrol ve davranışsal niyet, fiili davranış ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Dolayısıyla firmalar ürünlerini pazara sunarken tüketicilerin bu davranışlarına dikkat almaları gerekmektedir.
fiili davranışın açıklayıcısı olan davranışsal niyetin bu üç değişken tarafından açıklanması aslında tüketicilerin fiili olarak helal ürün satın almalarını da açıklamaktadır. Bir diğer önemli nokta ise algılanan davranışsal kontrol ile fiili davranış arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Kişi bir davranışı gerçekleşmeye yönelik imkan veya fırsat bulursa helal ürün satın alması da beklenmektedir. Burada tüketicilere ulaşma konusunda veya tüketicinin helal ürüne ulaşması konusunda çaba harcamanın helal ürün satın almasını artıracağı düşünülmektedir. Türk işletmeleri helal ürün satın alma konusunda tercihi öncelik olan tüketicilerde kabul oluşturabilmek için tüketicilere ürün içeriklerinin helal olduğu konusunda mesajlar vermelidir. Ancak bu çalışmanın sonuçları helal sertifikasyonu konusunda herhangi bir sanat olmadığı göstermektedir. Mesela CE standardı işte olmadı Türkiye'de. Bununla ilgili bazı standart sertifika veren firmalar var ama tam belirli bir taban üzerine oturmamışlar. İşte GİMDES gibi, TSE gibi helal sertifikası veren kurumlar var. Ama bunlarla ilgili herhangi bir güvence yok. Katılımcıların yaklaşık %48'i herhangi bir helal logosu olan ürüne helal içeriğine uygun olabileceğini düşünmüştür. Yani helal logosu olduğu zaman bunun helal üründür tarzında düşünceye sahipleri katılımcılar. Bu çalışmanın kısıtlamaları ise helal tüketimle ilgili sosyal medya üzerinde oluşturulmuş grupların üyelerine yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. 202 kişiden bu sonuçlar elde edilmiştir. Teşekkür ederim benimle için. Soru varsa. Sorularımızı en son bütün sunumları bittikten sonra alalım. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi ilginç bir başka konu. Reklamın ahlaka uygun olmasından kim sorumludur şeklinde formüle edilmiş bir başlıkla Şuayb Özdemir hocamız Fikret Yaman'la birlikte hazırladıkları sunumu dinliyoruz. Evet, değerli dinleyiciler, Sayın Başkan. Biz Fikret Hocam'la birlikte bir çalışma yaptık. Bu çalışma bizim son bir yıllık bir emeğimizi içeriyor. Bir rapor hazırladık. Bu raporumuz yaklaşık 400 sayfalık bir rapor, kitap şeklinde ortaya çıktı. İnternetten bulabilirsiniz burada. Alt tarafta İdiat diye görülen yerde çalışmamızın ayrıntılarıyla ilgili detayları görebilirsiniz. Bir yıllık bir çalışmayı biz 10-15 dakika içinde sadece bir boyutuyla ben size yansıtmaya çalışacağım. Reklam ahlakının bir sorumuz var, bir sorunun cevabını arıyoruz. Bu sorumuz şu: reklamın ahlaka uygun olmasından kim sorumludur? Şimdi biz reklamın ahlakıyla ilgili neden bir araştırma gereği duyduk? Neden reklam ahlakı diyoruz? Çünkü her gün, belki farkındasınız, belki değilsiniz, yüzlerce kez reklamlarla karşılaşıyoruz. Sabah kalktığımızdan itibaren, otobüsle giderken, otobüsün içinde, cep telefonunuzla, evinizde, arkadaşınızla mesajlaşırken hep reklamları görüyorsunuz. Peki bu reklamlar ahlaka uygun mudur, değil midir? Ya da bu reklamların ahlaka uygunluğundan kim sorumludur? Aslında problem şu, yüzlerce reklam görüyoruz. Bu reklamların önemli bir kısmı ahlaka uygun, ahlakla ilgili problemi yok. Fakat bir kısmının ahlakla ilgili problemi var. Fakat bu ahlakla ilgili problemi olanların peş peşe gelmesi durumunda, yani mesela bir günde 300 tane reklam görüyorsunuz, 100 tanesi ahlakla uygun, 200 tanesi küçük küçük ahlaki problemler taşıyor. Ama bu küçük küçük ahlaki problemler üst üste koyulduğunda bir sinerji etkisiyle insanların ahlaki anlayışını toplumun ahlaki anlayışını değiştirmeye gücü yetebilecek bir şey haline geliyor. Çünkü medya üzerinde hareket ediyor. Dolayısıyla küçük
küçük küçük aşırılıklar, yani aşırılıklardan kastımız şu. Mesela reklamlarda kadın gösteriliyor ama kadın cinsel obje olarak gösterildiğinde daha dikkat çekici olduğu düşünülüyor. Bu kullanıldığında biraz daha fazla, artık bir müddet sonra bu yetmiyor, daha fazlası, gittikçe daha fazla aşırıya gidiyor. Bu aşırılıklar bir müddet sonra hepimizi rahatsız ediyor. Reklam ile ilgili araştırma yapmaya başladığımızda çok kişinin ilk tepkisi, belki sizin de aklınızdan geçen ilk şey bu oldu. Reklam ile ahlak bir arada olur mu? Olur mu? Olmaz. Reklamla ahlak birbirine zıt kardeşler mi, düşman kardeşler mi? Yani biri geldiğinde ötekisi gider mi? Yoksa birbirini tamamlayıcı mıdır diye bir soru soruyoruz ve bu sorunun cevabının şöyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Ahlak olmazsa reklam kontrolden çıkar. Hani ahlaksız reklam olur mu? Olur. Ama ikisinin bir arada bulunması gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi değerlendirme yaparken hangi ahlaki yaklaşıma göre, kime göre ahlaklı, kime göre değil diye bir soru da akla gelebilir. Farklı farklı ahlaki yaklaşımlar var çünkü. Kimisi eylemin sonucuna bakarak bir davranışın ahlaki olup olmadığına bakıyor. Kimisi gidilen yola bakıyor, idealist bir tutum sergiliyor. Kimisi başka tür yaklaşıyor. İslam ahlakı var, Aristo ahlakı var. Farklı farklı ahlaki anlayışlar var. Bir de etik diye ahlak felsefesiyle ilgili tanımlar yaparken İnsanların kişisel ahlakından, bir iş yerinin çalışma ahlakından ve bir mesleğin meslek ahlakından, profesyonel ahlaktan bahsediyoruz. Bunlardan hangisi bizim reklamların ahlakı üzerinde etkili oluyor? Bu sorunun da cevabını bulmaya çalıştık. Ahlaki problemler genellikle ya daha çok kazanalım derken ahlaktan fedakarlık etme şeklinde kazanç ahlak çatışması nedeniyle ya da bilmeden oluyor. Ama biz şunu düşünmüyoruz. Reklamlar bilinçli olarak iletişim uzmanları tarafından ya da iletişimi çok önemseyen işverenler, iş adamları tarafından hazırlatılmış mesajlar olduğu için bunların içindeki en küçük unsurun bile önemsenerek, bilerek konduğunu, dolayısıyla bunun bilmeden olabileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla aslında bir ikilem yaşayarak ahlaki problemler ortaya çıkıyor. Peki niye çıkıyor? İş adamları daha çok kazanmak istiyorlar. Bunun için ahlaki bakımdan aşırılıklara neden oluyorlar. Ya da öteki benim önüme geçti, ben onu geçmeliyim diye düşünerek rekabet saikiyle bu tür yollara başvuruyorlar. Denetim eksik olunca özellikle hani medya dediğimizde televizyon, gazete, reklam, radyo gibi şeyleri anlıyoruz. Aslında reklam mecraları daha farklı ve son zamanlarda gazeteden, dergiden, radyodan daha çok kullanılan internet ve sosyal medya mecraları var. Açık hava mecraları var. Bunlardaki denetim radyodan, televizyondan çok daha az. Hele sosyal medyayla internet üzerinde denetim neredeyse sıfır gibi. Denetim eksikliği ahlaki sorunlara neden oluyor. Tüketiciler de tepki göstermeyince ahlaki problemler artıyor. Biz 7 mecra üzerinde araştırma yaptık. Televizyon, radyo, gazete, açık hava, dergi, internet, sosyal medya. Burada mülakatlar yaptık, anketler yaptık. Belgeler inceledik, reklamları inceledik, özel olarak pek çok şey yaptık. Ulaştığımız sonuçları paylaşalım. Önemli olan bunlar. Ulaştığımız sonuç şu, sonuçlardan birkaç tanesini sunacağım sadece. Reklam kendi başına ortaya çıkan bir şey değil. Ortaya birileri çalışarak ortaya çıkartıyor bunu. Bunun ortaya çıkmasında sorumluluğu olan kişilere biz paydaşlar dedik. Kimlerdir reklamın ortaya çıkmasında payı olan kimseler, paydaşlar? Reklam verenler, reklam ajansları, medya, kamu kuruluşları ve STK'lar, ikisini birlikte düşündük, sivil toplum kuruluşları ve tüketiciler.
bunların hepsi bir arada reklamın ortaya çıkmasında ya da değerlendirmesinde sorumluluk sahibi olmaktadırlar. Dolayısıyla reklamın ahlakından da bu beş grup sorumlu. Ama hangisi daha çok sorumlu, hangisi neyinden sorumlu onu başka bir şekilde söyleyeceğiz. Kısaca aslında reklam ahlakı ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Reklam veren ihtiyaç duyuyor mesaj vermek için tüketiciye. Kendisi verebilir ama bir profesyonelden yardım istiyor reklam ajansında. Reklam ajansı da medya üzerinden mesajı tüketiciye iletmeye çalışıyor. Bakın burada reklam veren, reklam ajansı ve medya mesaj verme konusunda işbirliği yapıyorlar. Fakat reklam verenin başka reklam verenle rekabetleri var. Reklam ajanslarının da başka reklam verenlerle rekabeti var. Yani istedikleri anda istedikleri reklamı yayınlayamıyorlar. Belli kısıtlarla yayınlıyorlar. Bunları denetleyen kamu kuruluşları var. Aynı zamanda sivil toplum örgütleri de var. Denetlemek üzere hareket eden sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları var. Bunların tüketicilerden tepkileri topladıklarını, reklam verenlere, reklam ajanslarına ve medyaya denetim görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını düşünüyoruz. Böyle olunca ilişkiler ağı şöyle ortaya çıkıyor. Reklam ajansı diyor ki, ben reklam veren ne istiyorsa onu sunarım. Parayı veren düdüğü çalar, dolayısıyla sorumlu odur reklamın içeriğinden diye söylüyor. Medya diyor ki, reklam ajansı bana ne getirirse ben onu yayınlarım. Bazı ahlaki ilkelerle bunu kontrol ederim. Ama içerikle ilgili bizim bir sorunumuz yok. Yasal çerçeve neyse orada sunarız diyor. Reklam verenler diyor ki, biz güzel şeyler istiyoruz ama bu dikkat çekici olmaz diye reklam ajansı bize başka şeyler söylüyor. Dolayısıyla ahlaki sınırları taşıyoruz diyor. Reklam ajansına tekrar söylüyoruz, diyoruz ki bak, siz söylüyormuşsunuz, reklam veren sizin sorumlu olduğunuzu söylüyor dediğimizde, onlar da diyor ki hayır diyor, tüketiciler bunu istiyor. Eğer ahlaki problem olan reklamlar tüketiciler tarafından daha çok izlenmese biz böyle şey yapmazdık diyorlar. Yani onlar da topu tekrar tüketiciye atıyorlar. Sonuçta şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Reklam ahlakından kim sorumlu dediğimizde herkes sorumluluğu bir ötekinin üstüne yapıyor, atıyor ve bir kısır döngü oluşuyor. Yani burada sorumluluk kimdedir diye sorduğumuzda sorumlu paydaşların her birisi suçlayacak birisini buluyor. Tüketiciler de sorumluluk üstlenmiyor. Diyor ki bizim gücümüz yetmez, medya sorumlu, reklam ajansı sorumlu vesaire. Ve sonuçta ortada kalan bir şey var, sorumluluk var. Hepsinin ayrı ayrı sorumlu olması gerekir. Burada kolektif sorumluluk işe yaramaz diye düşünüyorum. Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla kullanılan unsurlar ahlaki problem yaratıyor. Peki en çok ahlaki problem olarak algılanan şey nedir? Bunu araştırdık. Şöyle hızlıca başlıklarını söyleyeceğim sadece. Yanıltıcı bilgi kullanma. En ahlaksızca bulunan şey aldatma yani. Kadının ve erkeklerin cinsel obje olarak kullanılması en fazla ahlaksızca bulunan. Başka şirketlerin tescilli varlıklarının izinsiz kullanılması, yani haksız rekabet, sağlık için zararlı ürün kullanılması. Sadece son iki tanesine dikkat çekeceğim. Yani listeyi görüyorsunuz. Lüksü özendirme, bilinçaltına yönelik mesaj vermek gibi pek çok şey var. Korkutma, ürünü kullanmayan ünlünün yer alması, ideolojik çağrışımlar, daha çok tüketimi özendirme, dini unsurların kullanılması gibi şeyler ahlaksızca bulunuyor. Ama en az ahlaksızca bulunan bizim önerdiğimiz 21 değişkende çocukların kullanılmasıyla abartının kullanılması. Abartı kullanılmasını biz daha yüksek düzeyde ahlaksızca bulunur diye düşünmüştük. Ama kamuoyunda böyle bir algı var. Çok ahlaksızca bulunmuyor. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Burada çoğu üniversite mezunu insanlar görüyoruz. Üniversite mezunu olup da aldığı eğitimle ilgili bir
iş alanında çalışıyorsa, profesyonelse, hakim, doktor, avukat vesaire ise, eczacı ise, bu tür insanların ahlaki hassasiyeti daha düşük olur. Yani üniversite eğitimi insanların ahlaki hassasiyetini düşürüyor. 60 yaşından sonra daha fazla hassas oluyor insanlar. Cinsiyet ve gelir reklam ahlakı bakımından hassasiyet oluşturmuyor. Şöyle bir tablomuz var. Bu tabloda RA'lar reklam ahlakının sorumlu tutulduğu alanları, M'ler medyanın sorumlu tutulduğu alanları gösteriyor. Aslında bir de RV olacaktı. Reklam verenlerin sorumlu tutulduğu alan. Ama öyle bir alanımız yok. Tüketiciler reklam verenleri değil, reklam ajansını görüyorlar. Reklam ajansını sorumlu tutuyorlar. Sarıya boyanmış olanlar da sorumlu tutulma bakımından birbirinden farklı gruplara sahip olanları gösteriyor. Bunun detayı uzun, onun için girmeyeceğim. Esas tablomuz şu, sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Reklamın içeriğinden kim sorumludur? Bizim kamuoyu fikri bu, kamuoyunun fikri, tüketicilerin fikri. Reklam ajansıyla medya sorumlu. Halbuki reklam veren, reklamı veren kişi bu işten pek sorumlu tutulmuyor. Bu bir yanlış algıdan mı kaynaklanıyor, gerçek midir? Bu başka bir tartışmanın konusu olabilir. Ama bizim tespitimiz bu. Herkes birbirinin üstüne atıyor ve tüketicinin algısıyla da öyle oynanmış oluyor. Ortada kalan bir sorumluluk var. Ben şunu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Kur'an'da benim ismim Şuayb Özdemir. Kur'an'da da Şuayb Aleyhisselam'ın kıssası anlatılır. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasında hani her kavmin bir aşırılığı var da peygamberler ona gelmiştir. Şuayb Aleyhisselam'ın geldiği Eyke ve Medyen halkının aşırılığı da ölçüde tartıda hile yapmaları. Yani iş ahlakıyla ilgili problem. Bu Kur'an'da şöyle anlatılıyor. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O şöyle dedi, ey kavmim Allah'a kulluk edin, ondan başka hiçbir ilahınız yok. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum, ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Bakın burada tavsiye şu, ölçüde tartıda hile yapmayın. Ölçü tartı nedir? Yani bir işi yapıyorsanız düzgün yapın, reklam yapıyorsanız düzgün yapın ya da iş... Ticaret yapıyorsanız düzgün tartın. Ya da bir hizmet veriyorsanız layıkıyla verin. Hepsini kapsayan bir şey burada. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karşılığı çıkarmayın. Buradaki şeyi şöyle yorumluyorum ben. 2008 mortgage krizindeki temel problem ahlaklı ve dünyayı krize sürükledi. Burada da Şuayb Aleyhisselam diyor ki kavmine, ahlaksızlık yapmayın, ölçüde tartıda hile yapmayın. Ekonomiyi krize sürüklersiniz, dünyayı krize sürüklersiniz. Buna dikkat etmek gerekir. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim diyor Şuayb Aleyhisselam. Yani burada herkesin bireysel sorumluluğunun olduğunu söylüyor. Sözlerimi burada noktalıyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Süreye de riayet ettiği için şimdiye kadarki konuşmacılarımız her ikisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir araştırma konusu. İslami finansal araçlardan olan sukukların muhasebeleştirilmesi konusunda Hakan Erkuş ve İbrahim Çemberlitaş hocalarımızın birlikte yaptığı bir araştırma. Bunu sunmak üzere de İbrahim Çemberlitaş. Buyurun hocam. Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar. Ben araştırma görevlisi İbrahim Çemberlitaş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bu çalışmayı Malatya İnönü Üniversitesi'nde doktora danışmanım Hakan Erkuş, Profesör Doktor Hakan Erkuş ile beraber yaptık. Finansal araçlardan olan, gerçi zaten kongremizin konusu bu, uluslararası finans.
uluslararası finans, İslam'ın finans araçlarından olan sukukların muhasebeleştirilmesiyle ilgili bir iki örnekten bahsedip sunumumuzu bu şekilde bitireceğiz. Bu anlamda sunum planım şu şekilde olacak. Finansal araçlardan genel olarak bahsedeceğim. Daha sonra İslam'ın finansa kısaca bir değinip sonra kongremizin asas konusu olan İslam'ın finansal araçlardan, sukuklardan bahsedeceğim. Sukukların türlerinden, daha sonra bu sukuklar nasıl muhasebeleştirilir? Bununla ilgili örneklerden bahsedeceğim. Finansal araçlar, uluslararası muhasebe standartları 32. madde, 32. standartta geçtiği şekliyle birazdan şöyle açıklayacağım. Küresel ekonomide malumunuz finansman işlemlerinin büyük bir kısmı faizli finansman araçlarıyla yapılmaktadır. Bu faizli finansman araçlarına alternatif olarak son zamanlarda İngiltere ve Malezya başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde alternatif finansman yatırım araçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Finansal araç nedir? Az önce bahsettiğim gibi TMS 32 yani Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye'deki uygulamasıyla Türkiye Muhasebe Standartları 32. maddesinde geçtiği şekliyle bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcundan ya da öz kaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmeye finansal araç diyoruz. Az önce bahsettik. Finansal varlık, finansal borç ve öz kaynağa dayalı finansal borç. Finansal araç, özür dilerim. Finansal varlık yine muhasebe standartları 32. maddede şu şekilde tanımlanıyor. Finansal varlık işletmenin elindeki nakit veya öz kaynağına dayalı finansal araç ya da işletmeden nakit ya da bir başka finansal bir varlık almak için düzenlenen sözleşmeden doğan bir hak. Burada ortada bir sözleşme söz konusu ve bundan bir hak doğması söz konusu. Yine finansal varlık işletmenin lehine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir işletmeyle takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan hak diye tanımlanıyor. Finansal borç başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi için ya da potansiyel olarak işletmenin aleyhine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan yükümlülük yani sözleşmeden doğan borç. İşletmenin öz kaynağına dayalı finansal aracı ile ödenecek veya ödenebilecek olan ve işletmenin değişken sayıda öz kaynağına dayalı finansal aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği türev olmayan sözleşme diye tanımlıyor standart. Bir de öz kaynağı dayalı finansal araçtan bahsetmiştik. O da işletmenin tüm borçları çıkarıldıktan sonra varlıklarındaki payı gösteren sözleşme diye tanımlıyoruz. İslam'ın finansından kısaca bir bahsedeceğim. Faiz herkesçe malum olduğu üzere Müslümanlarca İslam inancına tefecilik ve haksız kazanç sağlamak olarak nitelendirildiği için faiz haram olarak kabul edilmektedir. Mesela şöyle, ödünç verilen bir belirli bir miktardaki paranın belirli bir süre sonunda önceden belirlenmiş bir faiz geliri doğurmasına İslami esaslara, kaidelere göre riba denir ki bu da haramdır. Finansal araçlardan az önce genel olarak bahsettim. Bir de İslami finansal araçlar. Son zamanlarda gündeme gelen İslami finansal araçlarından bahsedeceğim. Sukuklardan bahsedeceğim. Nedir sukuk? İslami finansman yöntemlerine dayanılarak İslami tahvil diğer adıyla İslami finansman yöntemlerine dayanılarak ihraç edilen menkul kıymet olan sukuk, orta veya uzun vadeli, sabit veya değişken getiri sağlayan faizsiz sermaye piyasası aracıdır. Sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını göstermektedir. Yine sukuk, geleneksel menkul kıymetlere alternatif olarak az önce bahsettik, geliştirilmeye başlamış ve İslam ülkelerinde olmak üzere diğer ülkelerde de uygulanmaya başlamıştır. Bu anlamda İslami prensiplerle uyum içerisinde olmalıdır. İslami prensiplere göre borç alanlar, borç verenlerin iş ortağı kabul edilmektedir. Buradaki ana tema bu. Borç alanlar, borç verenlerin iş ortağıdır. Yatırımın risk ve getirisi borç alan ve borç veren arasında paylaşılmaktadır. İslami tahvilden yapılandırılmış finansal araçlar olup bir ticari işleme dayanmaktadır. Ortada bir ticari işlem söz konusudur. Sukuklar sınıflandırılırken sukukları şu şekilde sınıflandırılıyor. Mal satımına dayalı olarak
sınıflandırıyoruz. Menfaat menfaat satımına dayalı ve yine ortaklık esasına dayanan sukuklar olarak sınıflandırılıyor sukuklar. İlk olarak mal satımına dayalı sukuklardan bahsetmek istiyorum. Bunlar murabaha, selam ve istisna. Murabaha sukuk günümüzde en çok uygulaması bulunan sukuk türüdür. Bu sukuk türünde sertifika ihraç eden tarafta sertifika ihraç eden tarafa emtia murabaha satıcısı ya yani malın satıcısı murabaha alanı da malın alıcısı ve fona da emtianın satın alma maliyeti denmektedir. Ortadaki fon o malın alma maliyeti olarak adlandırılıyor. Yani bir vadeli satış sertifikası söz konusudur. Sertifika sahipleri murabaha emtiasına sahip olurlar. Sertifika sahipleri yani alanlar murabaha emtiasına sahip olurlar ve emtianın tekrar satışında nihai satış fiyatı hakkına sahip olmaktadırlar. Murabaha temelli sukukun hukuki olarak geçerli olması için sadece birincil piyasada işlem görmesi gerekir. Yani ilk defa piyasada işlem görüyor olması gerekir. Daha önce alınıp satılıp tekrar işlem gören araçlar, finansal araçlar murabaha sukuk olarak kabul edilmiyor. Sukukun ciro edilmesi veya ikinci piyasada işlem görmesine İslam hukuku tarafından izin verilmemiştir. Neden? Çünkü sertifikalar malın alıcısının sertifika sahiplerine borcunu temsil ediyor. Dolayısıyla bu borcun vadeli olarak alınıp satılması bir faiz meydana getirecektir. Bu yüzden buna izin verilmemiştir. Murabaha sukuk nasıl çalışır? Kısaca bir bahsedelim. Murabaha sukuku ile toplanan fonlarla mallar peşin alınır. Belli bir kar oranı eklenir, sonra vadeli olarak satılır ve yatırımcının son satış fiyatı üzerinden alacak hakkına sahip olurlar. Murabaha sukuku ile ilgili süreç şöyledir. En başta zaten bahsetmiştik, arada bir sözleşme var. Şirket ve borçlu arasında ana bir sözleşme vardır. Daha sonra şirket yatırımcılara sukukları ihraç ediyor, sukuk getirisi alıyor. Şirket emtia satıcısına cari piyasadan emtia satın alıyor, mal satın alıyor. Daha sonra şirket emtiayı kar marjını da ekleyerek cari piyasa fiyatından anlaşılan zaman diliminde taksitle ödenmek üzere borçluya satıyor. Borçlu emtiayı cari piyasada emtia alıcısına sattıktan sonra yatırımcılar nihai satış bedeli ve getiri elde ediyorlar. Diğer bir mal satımına dayalı sukuk türü olan selam şöyle tanımlanıyor. Selam sukukta selam sermayesi toplamak için eş değerli olarak ihraç edilen belgeler vardır. Toplanan bu sermaye ile ihraç olan belgeleri alanlar selam bazlı satılan malların mülkiyetini satın almış olurlar. Belgeleri ihraç edenler bu malların satıcılarıdırlar. Üyeler ise malların alıcılarıdır. Ödenecek üyelik ücretleri malların satın alma fiyatıdır. Selam belgelerini ihraç edenler mal sahipleridir ve bu mal sahipleri selam bazlı malları ihraç edilen selam sukuk belgeleriyle satmaya yetkilidirler. Bunun da nasıl çalıştığına bakalım. Satım akidesi olan selam yönteminde ileriki bir vadede teslim alınacak bir malın bedeli peşin olarak ödeniyor. Bu şekilde satıcıya o malı temin edebilmesi veya üretebilmesi için önceden bir finansman sağlanmış oluyor. Daha sonra satıcı sözleşme tarihinde kendisine daha önceden belirlenen sözleşme tarihinde kendisine tamamen ve peşin olarak ödenmiş bir bedel karşılığında ileriki bir tarihte sözleşmeye konu olan malı teslim edeceğini taahhüt ediyor. Bu sözleşme ile malın özellikleri ve kalitesi ileride herhangi bir ihtilafa ayrılan neden olmayacak şekilde açık ve net olarak tarif edilmelidir. Diğer bir sukuk türümüz istisna, Arapça tanımı ile bir işin yapılmasının talebi veya siparişi anlamına gelir. Hukuktaki tanım da şöyle, bir tarafın belirli bir tutar karşılığında belirli bir malı müşahhas tarihte, daha önceden belirlenen tarihte tamamlayıp karşı tarafa teslim etmesiyle ilgili bir sözleşmedir. İstisna satıcı ile alıcı arasında bir malı imal etme üzerine yapılan bir sözleşmedir. Bu yöntem genellikle imalatı uzun süre ya da temin edilmesi zaman alan malların satımında kullanılır. Sözleşmedeki belirlendiği şekliyle bu satış peşin, taksitli veya ileri bir tarihte ödenmek üzere yapılabilmektedir. Bunun da nasıl çalıştığına bakalım. Varlığın daha var olmadan satışıdır istisna. Bu da alıcının belirli bir mal üretimi için üreticiye peşin para sipariş vermesi anlamına gelir.
Eğer üretici kendine ait malzeme ile söz konusu malı üreteceğini taahhüt etmiş ise istisna işlemi başlamış demektir. İstisnanın geçerliliği için üretilmesi amaçlanan malın fiyatı tarafların rızasıyla sabit bir tutar karşılığında tayin edilir ve malın özellikleri tamamen belirlenir. İstisna sözleşmesi üreticiye malın üretimi için bir taahhüt gerektirir ve o işe başlamadan önce tarafların herhangi bir birisi, herhangi birisi sözleşmeyi feshedebilir. Buna izin veriliyor. Menfaat satımına dayalı sukuk türü demiştik. Orada sadece bir sukuk türü var. Bu da icara. Yine köken olarak, kelime kökeni olarak kiraya vermek anlamına gelir. Terim olarak da faizsiz bankalar tarafından kullanılan ve konvansiyon, normal geleneksel bankalarda da benzeri bulunan finansal kiralama olan leasing'e benzer. Bu sukuk çeşidinde faizsiz banka teçhizat, bina ve benzeri şeyleri satın alıyor. Sabit bir kira geliri karşılığında müşterisine kiralıyor. Nasıl çalışır icara? İcara sukuk türü sahibine kiradaki bir gayrimenkuldeki eşit ortaklığının sahipliğini veya gayrimenkulün intifa hakkını sunuyor. Bu sukuk sahibine veya sahiplerine gayrimenkulün mülkiyet hakkını, kirasını almayı ve sukuku kiracının haklarını etkilemeyecek şekilde elden çıkarma, yani alımını ve satımını yapma hakkını tanıyor. İcara sukuku sahipleri söz konusu gayrimenkulün bakım maliyetlerini üstlenmek zorundadır. Yine icara sukuk bir kira kontratı ile bağlanmış, tanımlı, mevcut ve bilinen varlıkların mülkiyet hakkını sahiplerine sunar ve kira bedeli sukuk sahibine ödenir. Sözleşme süresi burada bellidir ve kira bedeli sürenin başlangıcında, sonunda ya da aylık veya yıllık olarak ödenebilmektedir. Diğer bir sukuk sınıflandırması olan ortaklık esasına göre sukuklardan ilki muşaraka. Burada da ortaklık anlamlı kelime olarak muşaraka iş ve ticaret bağlamında bir kuruluş içinde kar ve zararın tüm ortaklar tarafından paylaştırılması demektir. Ve burada geleneksel bankalardan ayrılan yönü bu şekilde ortaya çıkıyor. Sadece kâra ortak değil, kâr ve zarara ortak oluyor. Muşaraka taraflarca kurulmuş karşılıklı bir ilişkidir. Bu nedenle her bir sözleşmede olduğu gibi burada da bir sözleşme gereken bir, her bir malzemenin olması gerekiyor. 3 dakikamız kaldı. O zaman hemen geçiyorum. Örneğin tarafına sözleşmeye girmeye yeteneğine sahip olmalıdırlar. Sözleşme herhangi bir baskı, dolandırıcılık ya da yanlış beyan ve benzeri olmadan tarafların rızasıyla gerçekleşmelidir. Bunun nasıl çalıştığını geçiyorum. Mudaraba sukuklarına kısaca bahsedip muhasebeleştirmesine geçeceğim. Mudaraba, banka ile girişimci arasında yapılan bir kar ortaklığı anlaşmasıdır. Bir bankanın girişimciye sağlayacağı finansman desteğine fon bulabilmek amacıyla sertifika çıkarma yoluna gitmesi halinde çıkarılan sertifikalara verilen addır. Bu sukuklar nasıl muhasebeleştirilir? Murabaha sukukla başlamak istiyorum. Bir varlık kiralama şirketi 01.10.2014 tarihinde 364 gün vadeli olarak, bir yıldan daha az, vadeli olarak 200 bin TL nominal değerli yönetim sözleşmesine dayalı sukuk ihraç etmiştir. Bu varlık kiralama şirketi yatırımcılara 4 kez, yani 91 günde bir gelir dağıtımda bulunacağını tahmin etmiş ve yıllık getiri dağıtım oranı da %10'dur. Bu varlık kiralama şirketinin ihraç ettiği kira sertifikaları karşılığında yatırımcılardan topladığı bedeli vekil statüsündeki diğer bir başka bir banka, katılım bankası müşterileriyle yapacağı murabaha işlemlerinde kullanması için devredecektir. Bunun nasıl muhasebeleştirildiğine bir bakalım. Az önce söyledik, 200 bin TL nominal değerli sukuk ihraç edecek. Bunun şu şekilde 306 çıkarılmış diğer menkul kıymetleri borçlandırıp, özür dilerim, alacaklandırıp 102 bankaları borçlandırmak suretiyle ilk kaydı yapılır. Ondan sonra vekil kuruluşa devrediliyordu. Bunun devri de şu şekilde yapılıyor. Az önce 102 bankaları borçlandırmıştık. Şurada 102 bankaları alacaklandırıp vekil kuruluş, yani alıcılara borçlandırmak suretiyle devrediyoruz. Kuruluş 91 günde bir kar dağıtımı, kar payı dağıtımını taahhüt etmişti. Burada da
bu işlemi yapması, kağıt payı dağıtımını yapması menkul katılım bankaları için bir satış işlemidir. Yani kendisinin esas faaliyet konusu olduğu için 600 yurt içi satışları hesabını alacaklandırıp 102 bankalara borçlandırıyoruz. Ondan sonra ilk kaydı yapalım 91 günlük. İlk 91 günlük kar payının kupon tarihinde sukuk yatırımcılarına ödenmesinde 740 hizmet üretim maliyetini borçlandırıp 102 bankalar ve 360 ödenecek vergi ve fonları alacaklandırmak suretiyle yapabiliriz. Vaktimiz var mı hocam? Maalesef kalmadı ama şöyle bir toparlarsak sonuç itibariyle diğer arkadaşımıza da zaman kalsın. Tamam. Şöyle istisna sukukta ne hocam? Kısaca bir nasıl muhasebeleştirme olur bakayım. Kaç cümleyle? Tamam. İcara sukuktan bahsedeyim. İcara sukuk Mersin SP'ye yükümlü Y ile bir ticari binanın 5 senelik icara sözleşmesini şu koşullarla imzalamıştır. 1 Ocak 2011'de yükümlü ticari binayı 1500 TL'ye devrediyor. Yükümlü söz konusu binayı 5 sene sonra 1100 TL'ye geri alma taahhüdünde bulunuyor. SPZ bu binayı vade sonuna kadar yılda 75 TL'ye yükümlüye kiralıyor. Mersin SPZ finansmanı sağlamak için binanın alım değeri kadar icara sukuku ihraç edecektir. SPZ'nin sukuk sahiplerinin alacağı vekalet ücreti ise yılda 5 TL olacaktır. Bu şekilde muhasebeleştiriyoruz. İstisna sukuku yine alacaklandırıp kasayı borçlandırıyoruz. Daha sonra kasayı tekrar alacaklandırıp 223 icara işlemine ilişkin mal varlıklarını borçlandırıyoruz. Ve yine kasayı borçlandırıp icara işleminden kar payı gelirlerini alacaklandırıyoruz. Daha sonra kar payı, sukuk sahiplerinin kiradan paylarının hesaplara konulması işlemine gelince de 223 icara işleminden borçları alacaklandırıp yine 623 icara işleminden kar payı giderlerini borçlandırıyoruz. 323 icara işleminden borçları borçlandırıp 100 kasayla alacaklandırdıktan sonra kaydını tutmuş oluyor. Sonuç olarak sukukların İslam ekonomilerine paralel olarak Türkiye ekonomisinin önem kazanması ve bunu takiben faizsiz ekonomide kullanılmaya başlamasından sonra sukukların muhasebeleştirilmesinin nasıl ve hangi standartlara göre yapılacağı sorusu gündeme gelmiştir. Bu anlamda da uluslararası muhasebe standartlarına paralel olarak AAUFI yani şeriat standartlarına dayalı standartlarla beraber bu nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Dahası muhasebeleştirmenin tam olarak nasıl yapılacağının netlik kazanmaması ve denetiminin de eksik kalması netice doğmuştur. Bu sorunun Türkiye faizsiz finansman uygulamasında tekrarlanmaması için İslam ekonomisindeki uygulamalarına bakılarak gerekli eğitim ve tedbirlerin olması gereklidir. Ve sonuç olarak da İslam ekonomilerindeki uygulamalarına bakılarak Türkiye'deki sukukun gerek akademisyenler, gerek muhasebeciler tarafından tanınırlığının arttırılması, muhasebenin nasıl yapılacağı, muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler verildikten sonra denetiminin de ne ölçüde olacağının belirlenmesiyle söz konusu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum tekrar. Vaktimi açtırmış. Biz de teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Necmettin Erbakan, manevi kalkınma söyleminin İslam ekonomisi içerisindeki yeri ve sosyal sermaye ve asimetrik bilgi konularıyla ilişkisi başlıklı bir çalışma. Bunu sunmak üzere İrfan Ersin Bey'i size dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Kıymetli katılımcılar, Sayın Başkan'ın ifade etmiş olduğu konuyu sizlere sunmak üzere huzurlarınızdayız. Bu çalışmayı şahsım İrfan Ersin ve yardımcı doçent doktor Cengiz Han Yıldırım hocamızla beraber hazırladık. Bu vesileyle hepinizi şahsım ve hocam adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, sunumuza başlamadan önce hem Erbakan hocamızı alma amacıyla videoyla başlamak istiyorum. Gönlümüz materyalizmi terk edelim, manevi kalkınmaya ehemmiyet verelim. İnsanımızı insan yapalım, insanların kalbine birer jandarma koyalım. Dışarıdan konulan jandarmayla bunu halletmek mümkün değil. Evet, Necmettin Erbakan önce kimdir? Necmettin Erbakan
1960'lı yıllardan ölümüne kadar Türkiye siyasetine damgasını vurmuş, Türkiye'nin ender yetiştirmiş olduğu bir devlet, ilim ve bilim adamıdır. Makine profesörü olan Necmettin Erbakan, 1969 yılı itibariyle siyaset sahnesine girmiş ve İslami söylem ve eylemleriyle dikkat çekmiştir. Neden böyle bir çalışmaya gerek duyduk? Birincisi Necmettin Erbakan, az önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye siyasetinde İslami söylemleriyle dikkat çeken, özellikle bu söylemler üzerinde siyaset yürüten bir liderdir. Dolayısıyla hem siyasal, sosyal ve ekonomik anlamdaki söylemleri açısından biz Erbakan Hoca'nın ekonomik olarak söylemlerini analiz etme ihtiyacı duyduk ve de bu söylemlerin içeriğini analiz edip İslam sistemiyle bir karşılaştırma yapmak istedik. Üçüncü sebep de şundan dolayı İslam ekonomi yani sistemi önemli bir sistem. Burada 3 gündür sunum yapılıyor. Çok değerli çalışmalar var. Dolayısıyla bu değerli çalışmaların, bu değerli araştırmaların sadece araştırmada kalması yetmiyor. Dolayısıyla bu araştırmaların, bu değerlerin siyasetçiler tarafından da, devlet tarafından da dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bir sistem olarak İslam'ı devlet nezdinde yerleştirmek gibi yerleştirmekten dolayı Necmettin Erbakan önemli. Bu sebeple bu çalışmaya giriştik. Çalışmadaki amacımız manevi kalkınma söyleminin İslam ekonomisindeki karşılığını bulmak ve somut çıktıları bağlamında manevi kalkınma ile sosyal sermaye ve asimetrik bilgi konuları arasındaki ilişkiyi incelemek. Evet, manevi kalkınma özellikle 1970'li yıllarda Necmettin Erbakan Hoca'nın maddi ve manevi kalkınma iki ifadeyi beraber kullanıyor. Maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Bu çerçevede manevi kalkınmanın önce ahlak ve maneviyat sloganıyla bir strateji haline getirilmesini düşünüyor. Nedir manevi kalkınma? Konuşmaları, yazılarından anladığımız kadarıyla ekonomik kalkınmanın sağlanmasında ekonomiye yön veren insanların İslami eğitime tabi tutularak şuurlu bir Müslüman olarak yetişmesi ve bu Müslümanın ekonomik kararlarında İslam'ı temel almasıdır. Manevi bu şekilde manevi kalkınma sağlanmış olacak. Evet, Erbakan Hoca ülke kalkınmasının gerçek manada sağlanması için maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürütülmesi gerektiğine işaret ediyor. Ona göre maneviyeti olmayan toplumlar çıkarından öte toplum çıkarından öte kendi çıkarını düşünmektedirler ve hak, helal, haram mefhumlarını gözden kaçırmaktadırlar. Dolayısıyla buradaki söylemi, yani kapitalizmin bireyin kendi çıkarı için her şeyi mübah görmesi ve kendi çıkarını maksimize etmesi söylemine karşılık Müslümanın kendi çıkarından önce toplumun çıkarını veya kardeşinin çıkarını düşünmesi gerektiğini veya dikkate alması gerektiğini aslında bizlere söylemiş oluyor. Bununla ilgili bir örnek veriyor. Diyor ki yani bir işçi acaba şu makinenin arasına nasıl bir demir sokayım da bu fabrika çalışmasın düşüncesiyle işten kaytarmaya çalışan bir insanla maddi kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini söylemektedir. Örneğin bununla ilgili de mesela evet maddi kalkınmasını sağlayan ülkeler var. Bununla ilgili de şunu söylüyor Necmettin Erbakan. Bugün diyor bir Amerika maddi kalkınmasını sözde yapmıştır. Ama diyor 2 saat elektrik kesildiği zaman soyulmadık dükkan kalmıyor. Polis radyoları elektrik kesileceği zaman ey ahali gangsterlere cebinizde ne varsa mukavemet etmeden verin. Yani bu kalkınmadan diyor kim ne fayda elde eder? Dolayısıyla böyle bir kalkınmayı bizim milletimiz, ülke açısından ve ümmet hak etmiyor. Dolayısıyla manevi kalkınma üzerinde durulmalı diyor. Dolayısıyla ona göre manevi kalkınmada en baş unsur insandır. Yani kalkınmada en baş unsur insandır. Ekonomik anlamda da ifade ettiğimiz zaman. Dolayısıyla insan unsuru sağlam ahlak ve karakter sahibi ise kalkınmada randımanı çok büyük olacaktır. İnsan unsuru ahlaken bozulmuşsa bu bozuk malzeme ile kurulacak resmi veya gayri resmi teşekküller
verimsiz olacağından, hatta yapıcı değil, yıkıcı olacağından emekler, masraflar, zahmetler boşuna gidecektir diyor. Dolayısıyla Erbakan burada manevi kalkınmayı İslam ahlakına dayandırıyor. Manevi kalkınma ile Müslümanların İslam'ın şuura sahip olmalarını ve ahlaklı toplumun oluşmasını istiyor. Dolayısıyla bu kalkınma hızının da ahlaklı insan üretimiyle gerçekleşeceğini ifade ediyor. Peki manevi kalkınma nasıl sağlanacak? Dolayısıyla bununla ilgili çözüm önerileri de sunuyor. Önce ahlak ve maneviyat sloganı strateji haline getirmek birinci mesele. İkincisi ise manevi eğitimin kişinin kendi nefsine hakim olacak şekilde olması gerektiğini söylüyor. Ve burada nefsine hakim ol sloganını eğitimin temel noktası haline getiriyor. Milli şuur canlandırılmalıdır diyor. Yani eğitimin özellikle milli olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla burada bir parantez açmak istiyorum bu milli ifadesiyle ilgili. Erbakan milli kelimesini kullanırken özellikle aklımıza gelen milliyetçilik anlamındaki milli değil, tamamen dini kavramını ifade eden bir milli kelimesi kullanıyor. Yani Kur'an'da da geçen milleti İbrahim, İbrahim'in dini üzerinden bu kavramdan yola çıkarak milli aslında tabii Türkiye siyasi şartlarında bazı şeyleri açık bir şekilde ifade edemeyeceği için dolayısıyla üstü kapalı bir şekilde bu ifadeleri, milli ifadesini kullanıyor. Burada milli şuur canlandırılmalarından kasıt aslında dini şuur canlandırılmadır demek istiyor. Bununla ilgili manevi kalkınma nasıl sağlanabilir? İslami İlimler Akademisi, İslam Enstitüleri, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Ortaokulları, Kur'an kursları çoğaltılmalı. Din adamları yetişmeli diyor. Aydın din adamları yetişmeli diyor. Ve ayrıca psikoloji, sosyoloji, ahlak ve felsefe gibi kitapların kendi değerlerimiz çerçevesinde tekrar gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Dolayısıyla bu alanda çalışan Müslüman ilim adamları vardır diyor. Ve dolayısıyla bu gibi derslerin tekrar gözden geçirilip İslami değerler çerçevesinde hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Peki manevi kalkınma, yani Erbakan Hoca'dan yola çıkarak anladığımız şu: bir bireyi eğitime tabi tutmak, İslami şuura kavuşturmak ve şuurlu Müslümanlar yetiştirmek. Ne olacak? Yani manevi kalkınma sağlanınca ne olacak? Burada ki videoda ses biraz kısık geliyor. Dolayısıyla şuurun yerini çok iyi kavrayalım. Ses ahlakın yerini çok iyi kavrayalım. İlim bir şeyin doğrusunu gösterir. 5-4'ten büyüktür, bunu gösterir. Ama bu yetmez. Eğer o 5 kazanç haramsa, 4 kazanç helalse, işte dinde, ahlakta gelir. O 4 helal kazancın 5 haram kazançtan üstün olduğunu insana öğretir. 5'in 4'ten büyük olduğunu bilmek evet. Devam ediyoruz. Yani şunu demek istiyor. Manevi kalkınmayla beraber evet 5-4'ten büyüktür diyor. Ancak eğer o 5 haramsa 4 helalse o helal olan 4 haram olan 5'ten büyüktür. Bunu temel zihniyet olarak anlamamız gerektiğini ifade ediyor. Manevi kalkınma sonucunda az önce ifade ettiğimiz gibi şuurlu Müslümanlar için hak, helal, haram mefhumlarına dikkat edilecek, israf önlenecek, çıkar çatışması yerini çıkar paralelliğine bırakacak ve maddi kalkınma hızlanacaktır. Bu Erbakan Hoca'nın teorisi, manevi kalkınma teorisi. Tabi bununla ilgili Türkiye siyasetinde bulunduğu dönemlerde başbakan yardımcılığı, başbakan oldu biliyorsunuz. Burada bazı uygulamalar manevi kalkınma ile ilgili söz konusu. Fakat süremiz kısıtlı. Biz onlara giremeyeceğiz. Biz teori kapsamında inceliyoruz. Şimdi evet, peki bu manevi kalkınmayı biz İslam ekonomisi içerisinde nereye oturturacağız? İşte
dakikamız kaldı. Biraz sonra da fırsatımız kaldı. Tamam hocam. Tamam hocam. Hızlı bir şekilde manevi kalkınmada İslam ekonomisi araştırması yaptığımız zaman homo islamicus dediğimiz kavram, yani İslami insan, homo ekonomikus'a karşı, klasik iktisadın homo ekonomik kavramına karşı homo islamicus, İslam ekonomisinde bu kavram kullanılıyor. Müslüman insan şeklinde. Dolayısıyla buraya oturtmak mümkündür. Çünkü İslam dininde Müslüman birey ekonomik kararlarında İslam'ın emir ve yasaklarını dikkate almak durumundadır. Ve dünya ile ahiret arasında bir denge kurmak durumundadır. Bununla ilgili de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi dünya ile ahiret arasında bir denge kurmak üzerinedir. İslam ekonomistleri bu konuda ne diyor? Mesela Sabahattin Zaim diyor ki İslam insanı iktisadi hayatta serbest bırakır. Ancak fitri nefsanevi duygularla ham bir halde iktisadi hayata salmaz. Yani dolayısıyla insan fıtratı gereği aslında kazanç elde etmek ister, kazanmak ister ama İslam bu konuda müsaade etmez. İslam sadece bunu iktisadi serbest bırakmaz. Dolayısıyla iktisadi anlamda İslami öğretilere sahip olması lazım bir Müslümanın. Bu öğretilerde zaten Müslümanı homo islamicus yapacaktır. Sabahattin Zahid bunu Müslüman adam tipi olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bu nasıl sağlanacak? Zahid bu konuyla ilgili bütün ilkokuldan doktoraya kadar bütün müfredatın İslami olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili Ahmet Tabakoğlu da önemli bir ekonomik düşünür, İslam ekonomisi düşünürü. İktisatta amaç insandaki maddi faydayı maksimize etmekten çok, burası çok önemli, insanın maddi eğilimlere esir olmamasını temindir. Bir Müslümanın hareketlerine Allah'a kulluk şuuru yön vermelidir. Bunun için ekonomik manada Müslüman birey yalan söylemeyen, kul hakkına riayet eden, sözleşmelere uyan, tekelcilik, ihtikar, kara borsacılık ve spekülatifçilik bazı uygulamalardan uzak duran ve dolayısıyla ticaretini ibadet haline getiren kişidir. Böyle bir Müslüman profili ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bunun için de Müslümanları küçük yaştan itibaren eğitmek gerekir. Mevdudi de bu konuda İslam'da önceliğin bireyde olduğunu, insanın ahlakını ve felahını ayakta tutulması ferdin her yönüyle gelişimine, eğitimine bağlıdır diyor. Birçok İslam düşünürü var. Burada birkaç tanesini yansıttım. Dikkat çeken unsur şu. Şimdi bir İslam ekonomik kitapları var piyasada. Farklı görüşler var. Yani farklı mezheplerden farklı ekonomik kitapları var. Ama hepsinde ortak düşünce devletin bireyleri İslami anlamda eğitmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Yani bir İslam ekonomi sistemine öncelikle devletin bireyleri hazırlaması lazım. Dolayısıyla İslam'ı devletin iyi bir şekilde bireylere öğrettirmesi lazım, bireyleri yetiştirmesi lazım. Bütün ekonomi kitapların ortak düşüncesi budur. Dolayısıyla burada manevi kalkınmayla homo islamicus arasında bir bağ kurmak söz konusudur. Sosyal sermaye ve asimetrik bilgi. Şöyle bir bağlantı kurdum. Sürede kısa. Somut çıktılar olarak söyledim. Şimdi Türkiye'de BDDK'nın son verilerini aldım. Haziran 2015 verilerine göre. Türkiye'de faiz bankaların elde etmiş olduğu faiz geliri 78 milyar TL. 78 milyar TL. 41 milyar TL de faiz giderleri var bankaların. Ve 14 milyar TL net kar. Yani bu korkunç bir rakam. Müslüman bir ülke, %99'u Müslüman bir ülke için korkunç bir rakam. Dolayısıyla manevi kalkınmanın sağlanması, küçük yaşta bireylere İslami öğretilerin, İslami şuuru kavuşturulması demek, faizin de minimuma inmesi demek. Sunumda da zaten dinledik, kalkınma bankaları yani faizsiz kuruluşlara katılım payı %5 Türkiye'de. Dolayısıyla bu manevi kalkınma faizsiz kuruluşlara ne yapacak? Talebi artıracak. Sosyal sermaye ve asimetrik bilgi, asimetrik bilgi dediğimiz iktisat teorisinde ve ekonomide şu şekilde bir bilgi kirliliğidir. Yani piyasanın işleyişini bozmaktadır. Yani alıcıyla satıcının ortak işlem yapmış olduğu mal arasındaki bilgi farklılıklarıdır. Dolayısıyla satıcı satmış olduğu malla ilgili çok bilgiye sahiptir. Kirli bilgiye de sahiptir. Yani bütün bilgiye sahiptir ama alıcı maalesef o bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla
burada o malın değerinden fazla bir değere alıcının o malı alması söz konusudur. Burada bir güven eksikliği var, bir problem var. Dolayısıyla Müslüman hak, helal, haram çizgilerine dikkat edecek. Bereket kavramını da düşünerek o bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak. Asimetrik bilgi azalacak diyoruz. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Sosyal sermaye, sosyal sermayeyi toplum arasındaki ilişki ağı, güven olarak teorisyenler, düşünürler tanımlamaktadır. Genel kavram buraya oturtmaktadır. Dolayısıyla manevi kalkınmanın sağlanması ekonomide güveni, insanların birbirine karşı olan güvenini sağlayacaktır. Bunun sonucunda işlem maliyetleri azalacaktır. Olumsuz dışsallıklar azalacaktır. Yoksullukla, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadelede duyarlılık sağlanacaktır. Kriz ortamından daha kolay kurtulma sağlanacak. Devlet-vatandaş ilişkisi artacak. Dolayısıyla Müslüman birey ibadet aşkıyla çalışacak. İbadet aşkıyla çalışacak. Sonuç olarak en genel sonuca geçtiğimiz zaman Necmettin Erbakan'ın manevi kalkınma söylem ve çözüm önerilerinin Homo Islamicus çerçevesinde İslam ekonomisiyle ilişkili olduğunu ve manevi kalkınmanın ekonomi üzerinde olumlu çıktıların olduğunu söylemek mümkündür diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir genel toparlama yapmak arzu ederdim ama hem cuma vakti yaklaştığı için hem de sorulara daha fazla zaman kalsın diye bir değerlendirme yapmadan herhangi bir sorusu olan, katkısı olan ve bu konuyla ilgili yorum yapmak isteyen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz varsa onların sorularını alabiliriz. Evet. Peki, o halde katılımınız için, buraya kadar gelip teşrif edip dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Daha iyi çalışmalarla ve daha zengin çalışmalarla inşallah bu kongremiz ilerleyen yıllarda da yapılacak, yapılması planları yapıyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz, iyi cumalar diliyoruz. Sağ olun. Hocam sertifikalar. Sertifikalarını ve katılımlarını almak üzere arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Buyurun. Çok hoca rahatsız oldu. Tamam.